Tayyipistan'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Alin Özinan'la birlikteyiz. Alin merhaba. Merhaba. Tayyipistanlık, tımarhanelik bol miktarda malzeme var bu hafta. Her hafta olduğu gibi diyeceğim ama sende de var zannediyorum. Öyle bir duruş halini gözlemliyorum. Çok var, hamdolsun. Bu hafta çok bereketli. Var. Bu programı bakalım nasıl bitireceğiz. Malzeme bol. Peki şeyden başlayalım. En sondan başlayalım. İki vizyon toplantısı vardı. Aslında evet. Liderler birbirini o şekilde tanımladılar. Bir Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısı 3 Aralık olarak ifade etmişti. Lütfi Kırdar da bu vizyon toplantısı oldu ve A takımını ifade etti. Onlar da birer konuşma yaptı. Daron Acemoğlu, Refet Gürkaynak profesör gibi isimler, Profesör Doktor Ali Hakan Kara gibi, Jeremy Rifkin gibi isimler yaptı ve ekonomi üzerinde bir toplantı yapıldı. Bir vizyon ortaya kondu. Hepsi baba baba isimlerdi. Buna mukabil de Erdoğan 3 Aralık'ı işaret etmişti. Göreceğiz demişti. Vizyon neymiş? Biz de Urfa'da olacağız. Urfa'dan göstereceğiz vizyonu dedi. Yanında senin Nebati vardı. İbrahim Tatlıses bonus olarak vardı. Ve Süleyman Soylu da vardı. Onlar da birer konuşma yaptılar. Sen nasıl görüyorsun bu iki vizyonu? Hangisinden başlayalım? Urfa'dan mı başlayalım? Bence Urfa'dan başlayalım. Urfa'daki vizyon, tırnak içerisindeki vizyon, halkın anlayabileceği, kendi tabanlarının, daha doğrusu halk derken kendi tabanlarını kastettim. AKP'nin sevdiği, anlayabileceği, işte İbrahim Tatlıses anlattı, dost muyuz dedi, canımsın benim dedi, Oxford açacak mısın dedi Urfa'ya peki, dedi falan. Peki Erdoğan böyle ne cevap verdi? Dikkat ettin mi ona? Ne diyecek? Dost muyuz deyince dostsuz demedi. Ne dedi? O Oxford açalım mı dedi Urfa'ya dedi. Lafı çevirdi. Lafı döndürdü orada. Onu dedi. Onu şey dedi. İbrahim Tatlıses dedi. Siz böyle bir cümle kullandınız ha, dedi. Ha, kullandınız dedi. Dost muyuz tabii, deyince tabii. Dostsuz lafını kullanmadı Erdoğan. Orada zannediyorum bir şey bir niyeti vardı zannediyorum belki Tatlıses'in. Ya İbrahim Tatlıses zaten farkındaysan çok iyi cümle kuramıyordu. Yani sağlığı belli ki çok yerinde değil, sorunları vardı. Cumhurbaşkanımız da öyle. İşte biraz nasıl saygı çerçevesinde nasıl konuşayım bilmiyorum ama işte yaşlı çılgınlar gibi vizyonlarını bize anlattılar. Bir şey yok, oradan bir şey çıkmaz yani. Çıkma. O bildiğimiz bir şey. Ne çıkar? Ama işte bir taraftan çıkmasın Nebati Daron Acemoğlu'na karşı. Böyle bir durum da çıktı karşımıza. Bir taraftan dünyada ilk ekonomist... Yanlış açıyla çekmişler. Nebati'nin boynunu gene kısa göstermişler. Gene kısa içeride göstermişler. Düşmanlar var. İçeride düşmanlar var. Hala var. Kurt evet. İçeriden olur hep. Hep kurt içeriden olur. Evet. Ağacık kurdu içeriden olur. Evet. Ve şimdi evet. Adamlar şimdi acayip bir kart çıkarttı. Kılıçdaroğlu. Nebati kartı. Şimdi Daron Acemoğlu'na karşı Nebati. Biri Sultanahmet'in tekstilcileri içerisinde çekirdekten yetişmiş yerli bir milli ekonomistimiz var Nebati. Bir taraftan da dünyada ilk ona giren ekonomist Daron Acemoğlu var. Sağlam bir vizyon çatışması var karşımızda. O öyle karşılaştırılmaz şimdi. Doğruya doğru. Yani nasıl karşılaştıracağım? Ya, siyaset başka bir şeydir yani. Siyaset başka bir şeydir, bilim başka bir şeydir. Yani bilimsel alanda çok iyi olan birinin bir ülkenin ekonomisini ne kadar kalkındırabileceğini bilemeyiz. Ben bunu CHP'nin vizyonunun soru işaretini almak adına demiyorum. Ama Acemoğlu'yla Nebati karşılaştırılması doğru bir karşılaştırma değil. CHP'nin kabinedeki ekonomi bakanına bakacağız. O belli olursa sağlıklı bir şey yapabiliriz. CHP'nin vizyonuna, yani Kılıçdaroğlu'nun vizyonuna gelecek olursak 4 saat sürdü. Takip edebildiğimiz kadar takip ettik. Vizyondan öte bana bir ekonomi ve kalkınma vizyonu, daha doğrusu. Genel bir vizyon değil de ekonomi, kalkınma, işte derin yoksulluk, Hacer Fogo vardı. O zaten o konu üzerinde çalışıyor. Odak noktası buydu. Böyle bir şey sundular. Kaliteli bir şeydi bence. Yüksek profilli bir şeydi. Katılımcılar açısından da, ama o anlatılanlar, o yapılan konuşmalar halka ne kadar iner, halk onların ne dediğini anlar mı, peynir fiyatı et fiyatını geçmişken onların bu dedikleri
seçmen refleksi üzerine nasıl etki eder çok emin değilim doğrusu. Neyse, bu böyle de göreceğiz bir bakalım. şeyim Yani var yani. toplumun kabul etme meselesine bakacağız ama bir tarafta varankılar var, bakan işte nebatiler var, soylular var. Yani böyle bir paçoz bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Sadıklardan oluşan, vasıf aranmayan onun dışında bir vizyon var. Bir de bir karşımıza da işte akademisyenler var, işte profesörler var, işte Darun Acemoğlu gibi dünyaca ünlü ekonomistler var. Bakacağız ne olacak diye bitecek. Peki biz ne... Eyvallah ama yani seçime 5 ay kala seçim öyle kazanılmaz. Yani onu da söyleyeyim. Nasıl Yani kazanılacak? halka ya halka bir şey anlatmanız gerekiyor. Yani buradaki konu öncelikle hükümet değişikliği gerçekleşebilecek mi? Seçimi kazanabilecekler mi? Ya buna oynamak önemli. Ha diyeceksin ki vizyon göstermeden neye istinaden oy toplayacaklar? O başka bir şey. Ama Ya biz burada yes we can gibi, yani evet biz yapabiliriz. İşte kadrolarımız bu. Mesajlarını ben böyle olduğunu gördüm. Bakalım göreceğiz. Halk karar verecek bu konuda. Peki diğer sana bir başlıklara şey geçelim söyleyeyim. mi? Ben Ha. sana bir şey söyleyeyim. Çok Sor. ağırlaştırmadan bu konuya. Yani vizyon derken mesela şey beklentin yok muydu senin? Yani insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, adalet konusunda bir şey beklemiyor muydun bugün? Elbette onlar daha önemliydi ama aslında şu andaki belki de ekonomi meselesi Türkiye'de vatandaş sepetini, çantasını, filesini nasıl dolduruyor? Birinci mesele bu. Zannediyorum ekonomiyi önceliğe çektiler gibi geliyor bana. Arkasından ümit ederim. Ümit ederim. Arkasından demokrasiydi, insan haklarıydı. Ama Türkiye'de demokrasi ve insan hakları toplumun gündeminde ne kadar yer alır bilmiyorum. Yani bu konuda CHP'nin tercihi doğru muydu, değil miydi tartışılabilir. Çok didik didik dinlemedim tabii yani genel dinlemeye çalıştım. Akademisyenlerle ilgili bir çağrı vardı işte geri dönecek akademisyenler diye. Onun dışında da bir hak hukuk vizyonu ben ne yazık ki göremedim. Peki Evet. devam edelim. Tayyipistan'da neler var? İbrahim Kalın şeye geldi, İsveç'e geldi. Orada devletin oradaki en önemli büyük SVT televizyonunda röportaj. Özlemini aldın mı? Aldın mı özlemini? Ha tabii sarıldım, öpüştüm İbrahim Kalın'la. Kanada dedim nerelerdesin ne zamandan beri gelmişken seni alıp götürelim dedi. Ama yok dedim gerek yok dedim. Şimdi Ben iyiyim İbrahim burada. ben iyiyim dedim. Televizyonda röportaj veriyor. Zannediyor ki tabii İsveç NATO meselesiyle ilgili biraz Türkiye'ye karşı onun onurunu bekleyen bir ülke. Gazetecisi de ona göre olmak zorunda. Hayır gazetecisi de çatır çatır sorular sordu. Uluslararası mafya ve uyuşturucu soruları Türkiye eksenli sorular sordu. İbrahim Kalın Devlet da televizyonu bir de. Devlet devlet televizyonu televizyonu. değil mi? Devlet televizyonu. Tabii. Tabii tabii özel televizyon kanalı değil o SVT. İbrahim Kalın bir orada kapattı gitti. Hayır dedi kapatıyoruz dedi. Hayır yayınmayın yok dedi. Bitiriyoruz dedi. O, niye sansürlüyorsun adamın dediklerini? Gazeteciye dedi ki bu sorduğun sorular FETÖ sorusu, bu sorduğun sorular PKK sorusu dedi. Ne biçim Ha. konuşuyorsun? Bunun dışındaki herkes bize böyle hiç kimse böyle sorular sormaz dedi. Adamın da sorduğu, gazetecinin de sorduğu şey yani işte narko devlet, işte bu olayların merkezindesiniz falan gibi bir soru sordu yani. Sor. Tarihe geçiyorlar. Yani gazetecileri azarlayıp bir de herkesi Türkiye'li gazeteci zannediyorlar yani. Alıştılar artık. O kadar alıştılar ki dünyanın her yerinde bu tavırla ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Doğru öyle değil işte. Soruyu beğenmiyor. Yani soruyu beğenmiyor. Bu FETÖ dili diyor. Bu PKK dili diyor. Değişik. Yani Peki iyi oluyor. İyi oluyor. Dünya duysun ya. Biz diyoruz duysun. duymuyorlar. Dünya Ama duysun bak tabii. sen Türkiye buradaki paçozluğa dikkat et. Yani bir paçozluktur devam ediyoruz şu anda. Biz ilk şeyde başlığımıza da bir paçozluk, işte bakan standartları, sadakat bilmem ne bir paçozluk ama Türkiye'deki medya standartlarına bakarsa Ahmet Hakan da topa girdi bu konuda. Tabii. Tabii. Çok klas bir röportaj terk eleştir dedi bu. Çok klas dedi. Alkışladı. Nasıl beklenen değil mi kendisinden? Ahmet Klas da Ahmet Klas diyorum. Ahmet Klas olsun onun adı. Ahmet Hakan da kendisi de çok klas hareketler yapıyor zaten. Tabii O da kendisinden klas bekleneni tabii. yaptığını da zaten canlı yayında bütün Türkiye'ye ilan Çok etmişti Erdoğan. utanmıyor ya. Bu yapılan saygısızlık kendi meslektaşına yapılıyor Ahmet Hakan'ın. Bir gazeteciye yapılıyor. Çok Ya. klas diyor, terk etmişti. Umarım kendisini de terk ederler çok yakın zamanda bir röportajda. Paçoz işte AKP bu dönem akla geldiğinde işte ne bileyim Nebatiler, Varanklar, Soylular, Ahmet Hakanlar bunları Şaptı kaymış her şeyin ya. işte neyse medya deyince bir aktrol itiraf etti Orhan Sarıkaya.
Eskiden dedi, eskiden aktör olmuş tabii. Hı. Şimdi tabii itiraf ettiğine göre. Para alan dedi 197 bin troll var. Hı. Kimi maaş alıyor, kimisi tweet başına ücret alıyor. Ya tweet başına ücret alıyor. Hı. Tweet başına peki ne kadar alıyor diye sorulduğunda 300 ile 500 lira arasında alan var diyor. Bunlar ama düz troll değildir. Bunlar tanınan birileridir. Ya tanınan ama çok iyi para değil mi ya tweet başına? Bir zaman da vardı, hatırlar mısın? 2016-2017'de attıkları tweet'in ekran görüntüsünü gönderiyorlardı. Öyle sayıya göre para yatıyordu hesaplarına. Haber olmuştu. Şimdi Olur diyor ki ya, her şey olur, her şey olur, her ve şey. ama bütçeyi düşünsene. Ben şimdi dedim eğer 197 bin trollü tweet başına 300 ile 500 yerde 400 lira versin 78 milyon 800 lira para eder. Yok yok. Yanlış hesabım. Ama bunlar 197 bin trole herkese 300-500 vermiyor vermiyorlar. bu kadar. Tabii. Onun bir maaşı vardır. Düz trolün maaşı vardır. Biraz isim olan, bilmem ne olanlara veriyorlardır bu para. Yine bunların parası senin çeneni yoruyor. Ağanın eli tutulmaz ya. Veriyor adam işte. Ne istiyorsun? Ya veriyor. İyi para kazanıyorlar ha troller. Vallahi helal olsun adamlara. İyi beceriyorlar bu işi. Varank, Varank sana laf çaktı o hafta. Bu Varank çok uğraşıyor benimle. Varank Uğraşıyor mu? 3. Geçen hafta biz Varank 2 demiştik. Varank 3 var. Ona da laf söylesin o zaman. Varank. Dur söyleyelim dur bakalım. Varank'ın olayı. Ne dedi? Varank'ın Sen bir anlat işi. önce. Tamam. Tamam onun cevabını da sen girersin. Bana laf nasıl soktu. Şimdi Varank 3. Şimdi Bakan Varank'ın kuzeni Sedat Varank vardı. Bunun şirketi en son daha önce Bodrum'da deniz manzaralı bir şey ihaleyle işte ablasından almıştı. O ihaleyi ballı bir ihaleydi bu. Bu sefer Varank 3 şu. Varank yine bu kuzeni emlak konuttan Tuzla'daki deniz manzaralı araziyi de aldı. Ve burada tabii bu ablası Fatma Varank Vermişler parayı, bedavaya mı almışlar? Açıklamada öyle diyor. Aldık da diyor, açıklama bedavaya mı aldık diyor. Verdik parasını. parasını verdik diyor. Tabii hep de onlara çıkıyor ihale. İlginç ihaleye girdik diyor. Ne var bunda diyor. Ama ihaleyi veren de ablasının bakanlığı, bakan yardımcısı Fatma Varank. Ya bunlar bu milleti bak bu Fatma Varank, Sedat Varank, Mustafa bu milleti varankladı bunlar ya. Varanklamak yeni bir fiil. Türkçe'ye Yeni, kazandıralım. evet bunu Varankladılar. kazan milleti varankladılar. Ya bu da yetmemiş gibi bir de bu hafta Varank 3 oldu işte ya. Bir de adam diyor ki ne var ya taksicilik mi yapalım diyor Ha, açıklamada. sana cevap o. Soyadımız Varank diye ne yapacağız diyor. ABD'deyim ben diyor, kaç yıldır inşaat işi yapıyorum. Soyadım Varank diye diyor, bırakıp diyor taksicilik mi yapacağım diyor. Ha. Ama şu kelimeyi sen şey ifadesini atlamışsın hayret ettim. Sen o şeyleri kaçırmazsın ama benim Hangisini? diyor eşim solcu diyor. Aa, iyi ki atlamışım yani. Benim bir sinir stresim bana yeter yani. İyi ki görmemiş. Kimin eşi solcu bu? Mustafa Varank mı? Ha, Yok kimin bu eşi solcu? ihaleyi kapan kuzen Sedat Evet. Varank'ın eşi Ha. benim eşim de zaten solcu diyor. Kimse sormadı ki Yani eşinin duruşunu. Niye sence söylüyor bunu? herhalde bugün Daron Acemoğlu zaten FETÖ'cülerin sevdiği bir Ermeni dedi. Duydun mu? Kim dedi onu? Şey, Batıral. Necmettin Batıral. Seversin sen. Ha, Batıra yine topa Batıral. girdi. Ha, bunların dedi, bunlar vizyon açıklıyor dedi. FETÖ'cülerin dedi, Ermenisi dedi. İyi de bu yavru kuşlar 2013'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda o zaman Abdullah Gül'dü Cumhurbaşkanı ama AKP iktidarı döneminde Ha. Daron Acemoğlu'na ödül verdiler. O başka. Karıştırma şimdi. Her O zaman şeyi birbirine Ermeni karıştır. değil O zaman miydi? başka. 8 sene geç. Kendi Ermeni vekilleri vardı. Mark Aresayan vardı. O Ha. Ermeni değil miydi? Ya. Ermeni patriğini çok seviyorlar. Seçtirdiler kendileri. Gidiyorlar. Çaylarını içiyorlar. Kahvelerini içiyor. Demek ki Ermeni AKP'li olduğu zaman Ermeniliği pasifize oluyor. Tabii. Nötrleşiyor o artık. Ondan artık korkmuyoruz. Kuşku duymuyoruz. Makbul Ermeni olacaksın. AKP'li Ermeni olacaksın. O da Biat bir şey. ettin mi? Biat edeceksin. Biat edeceksin. Evet, devam. Biat. Neler neler. Hakan Şükür bu hafta gündemdeydi. Ya
Ya bu hani Çok acayip işler. yeni Yani bir rekor gerçekten çöller Türkiye'den yani. yine. Yine bir rekor. Şimdi Hakan Şükür'ün rekoru 11. saniyede Dünya Kupalarının en hızlı, yani Dünya Kupası turnuvalarının en hızlı golü. 11 saniye. Topun fileye değdiği anmış 11 saniye. Çizgiden geçtiği an 10 saniye. Ama 11'i Anladım. kabul ediyorlar. Neyse. Hakan Şükür şimdi dünyada bir rekor onun. Tamam. Spiker de ne yapsın? Bunu da 4. dakikada gol olunca adam anlatıyor, istatistikleri veriyor yani. İşte Hakan ah, adam diye verdi. Vermeyecek. Bunu demeyeceğini. Vermeyecek. Bunu Unutacak demeyeceğini. geçmişi, silecek, atacak. Bütün fotoğrafları yırtacak, yakacak. Mektupları da yakacak. Yok. Çıkaracağız hayatımızı. Eskiden öyleydi, hatırlar mısın? İnsanlar nişanlısı falan olursa, ayrılırlarsa böyle fotoğrafı keserlerdi, Ha o hatırlıyor musun? kısmını. Tabii tabii de o kısım Ha öyle, kesilir. o kısımlar kesilirdi falan. Şimdi bu da aynı. Hayatınızdan çıkarın Hakan Şükür artık. Ya, olmayacak artık. Yok. Gol de yok. Hiçbir şey yok. Unut. Rekoru ne yapacağız? Orada duruyor. Öyle rekor olmaz olsun diyeceğiz. Zaytung'un haberini gördün mü? Ne dedi Zaytun? Diyorlar ki spikeri, senin diyorlar yanlışın var. En rekor golü diyorlar Recep atmıştır bizim sporculardan. Recep kim? Kim? Mareşal. Kim? Mareşal. Ha Maraşar Recep. Her şey Recep. Artık her şey Recep. Her şey Recep. Recep. Bu arada çok çok ısırıttık, çok güldük. Bu yüzden biraz dengelensin diye Gergerlioğlu'nun raporunu gündeme getirmek istiyorum. Cezaevinde hayatını kaybedenler raporu, bir yılda 73 kişi hayatını kaybetmiş. Gergerlioğlu uyarmış. Hasta mopus ölümleri ve intiharların artabileceğinin de altını çizmiş. 73 kişi bir yılda cezaevlerinde. Öyle adam Ya. gitmek istiyor, doktora görünmek istiyor, müsaade etmiyor. İlaçlarını Yok. istiyor, Yok. vermiyorlar. Mesela ben onu ilk hatırladım, Halime Gülsu'dur, öğretmen. İlaçlarını vermediler, öldürdüler kadını. Bu da bir ölüm işte. Bu ölüme Tabii, terk etmek bu. tabii, Yani tabii, tabii. hak ihlali dediğimiz şey böyle bir şey. Şimdi Öyle. biraz da dış politikaya şey yapalım, açılalım. Esat Erdoğan ile görüşmeyi reddetti, biliyorsun. Reuters böyle bir haber geçti. Bu adam kendini ne zannediyor ya? Hangi adam? Esat? Biraz şeyli dur. Bence Esad'ın politik hayatına yaptığı en doğru şey olabilir ya. Yani. Esad da matah bir adam değil ama ya bu kadar sene içerisinde kendisini yaptığı en doğru hareket olabilir. Ama bir daha doğru hareket de yapmış. Onu biliyor musun? Yok. Ondan bile güzel yani o yaptığı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de görüşmek istemiş kendisiyle. Onu da kabul etmemiş. Muharrem İnce tweet attı bu hafta. Adam da burnundan kıl aldırmıyor. Bizimkiler yalvarıyorlar aman görüşelim diye. Katil Dedi Esat da. ki Muharrem İnce, bunu dedi, ilk kez söylüyorum. Ben Esad'a dedi mektup yazdım. Görüşmedi benimle dedi. Alçak. Söyleyeceklerim vardı dedi. Diyecektim ki dedi, bu mültecileri geri al. Ben dedi görüşemiyorum. Erdoğan söylesin dedi. Adam Erdoğan'la da görüşmüyor. Evet, devam edelim. Şeyi dikkat ettin mi? Bahçeli Sarayın Fahrettin'ini fena haşladı bu hafta. Yok, kaçırmışım. Oo. Sarayın bir Fahrettin'i var diyorsun. Fahrettin Altun. İletişim Başkanı. Heh. Biliyorum Şimdi biraz. Bahçeli yağdı gürledi. Dedi ki bak şimdi. Ekran yüzlerine çattı. Askeri harekat şu günde, bugünde diye konuşuyorlar dedi. Deprem olur, bunlar ekrana çıkar. Sanırsınız fay hatlarını avuçların içi gibi bilirler. Hep aynı isimler, hep aynı simalar. Bıktık, usandık dedi. Bu laf Fahrettin'e. Çünkü bu isimleri belirleyen, onay veren kişi Fahrettin. Bizimkilerden de birilerini çıkar diyor. Ya bizimkisi mi var ya Var Fahrettin? tabii, var tabii. Bizimkisi yok mu?
Bizimkisi Ama yani değil, Bozkurtlar. onlar birbirlerini yesinler. Ya birbirlerini yesinler. Bırak Bozkurtları. Boş. Ha. Onların kavgası da bize ötürü. Boş. Fakat ilginç geldi bana. Ya ben Türkiye'deyken televizyon programı yaparken de bilirim. Bugün TV'de yayın yapıyordum o zamanlar. O zaman dahi yani 2015, 14, 13 yani sarayın onayı olmadan asla ekrana çıkamazlardı o medya. Havuz ve Adam hükümet ortağı. Bir şey diyorsa dinlesinler. Biraz kota dinlesinler. açsınlar. Biraz kota açsınlar. Neyse Fahrettin'i haşladı bakalım. Aslında marabaya laf, ağaya laftır ama bakalım arkasından ne gelecek. Belli Devam. olmaz. Milli uzay programımızda ilerleme sağlanıyor. Haberin İyi var mı? ya. Hep kötü şeyler, hep kötü şeyler. Hep eleştiri, hep eleştiri. Biraz da iyi şeylerini gör şu hükümet. Nankörlüğe gerek yok. Ama seçimlere yetişecek mi bilmiyorum ama bir uzaya bir adamı çıkaracaklar. Veya yani kadın mı bilmiyorum ama fotoğraflarda gördüm. Yani daha çok erkekler bunlar. Kim Akit oldukları belli değil. 6 kişi. 6 kişi sıkı çalışıyorlarmış. Neyse parayı veren uzaya çıkıyor zaten. Onda bir problem yok. Peki şimdi bak 3 tane kıyak okuyacağım sana. Bu hafta gerçekleşti. Niyak? Kıyak, kıyak, mıyak değil, kıyak. Niyak dedi. Sen vıyak mı anladın? Niyak yani ne kıyağı anlamında. Hani ya tamam. Ama bu Tamam. ya espri yaptıktan sonra açıklama yapma gereği çok şey Anlamadın, ne değil. yapayım anladın. Seni Enerjimi düşürüyorsun. yetişemiyorum sana ben. Oh. Niyak, peki güzel. Şimdi Erdoğan'ın baş danışmanı Maksut Serim diye biri var. Erdoğan'ın ganimet baş danışmanı var. Bunlardan bir tanesi de bu. Maksut Serim. Oğlu Mahdumu önce bakan yardımcısı yapılmış. Ardından gelini de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne üst düzey yönetici olarak atanmış. Bir. İki. İki. İş insanı Mehmet Nuri Ersoy. İsmi hatırlayacaksın bir yerden. Çünkü aynı zamanda Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. İş insanı kimliğiyle Bodrum Mehmet. otellerinden hatırlıyorum ben kendimi. Evet. Onunla ilgili yeni bir gelişme var. İş insanı Mehmet Nuri Ersoy. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Bodrum'daki otel arazisini 115 bin metrekareye büyütmek için başvurdu. İzleyicileri çıldırtmak için mi yapıyorsun? Şimdi isim benzerliği var zannedecekler yani. Yok isimli aynı adam. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş insanı Mehmet Nuri Ersoy'un başvurusuna öbür hemen koltuğa geçti, öbür koltuğa geçti. Onayladı 2,5 milyon euro teşvik primi verdi Turizm Bakanı. İnsanın Kendi. kendisine teşvik primi verebilmesi ihtimali bilene kadar Ya acayip bir öbür şey. de bak varankladılar dedik ya varank kuzenine veriyorsa o şeylerini, Yok, ihaleleri, o bilmemeleri. başka. Bu kendi kendine bu daha acayip bir şey yani. Artık böyle bunda. Kendi kendine teşvik primi verebilmek Bu müthiş bir da. şey. Ve Faruk Çelik, AKP'li eski bakan, üçüncü ve son kıyak haberi bu haftanın. AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in bir oğlu var. Yine bu mahkumlar, bu tosuncuklar, AKP'li tosuncuklar. AKP çocukları bayağı bir semirdiler. Bunlardan bir tanesi de Enes Çelik. Bursa Uludağ eteklerinde doğal sit alanına kaçak inşa ettiği için hakkında yıkım kararı verilen dağ evine bakanlık tarafından bölgenin doğal sit alanından çıkarılmasıyla ruhsat verildi. Ya tam niye uzatıyorsun bu Bu kadar? Çocuk tosuncuğun keyfi olsun diye. gelmiş, ruhsat almışlar. Bir ruhsat verilmiş. Bu kadar ağdalı cümleler, bu kadar uzatma. Ruhsat vermişler. Ne var? Bak 5 ay sonra seçim var. Bir terslik olur, bir şey olur. Ruhsattır, olsun yani. Ne var? Ya bir evi için adam sit alanının adresi şeyi haritası değişiyor ya. Vay 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 vay. Yiyin efendiler, Ya yiyin. adamlar patır patır orman yakıyorlar her yaz. Sen bir tane araziye şey yaptın. Devam, devam edelim. Neler Allah. var? Bol bol malzemeler. Adana'da petrol bulundu. Ali, senin haberin Gördüm, yok. gördüm. Gördün mü? Hayırlı olsun. Gördüm. Çok sevindim. Çok Fakat sevindim. 800 milyon dolarlık petrol rezervi bulundu dedim. Yani bu petrol bulunca dedim ki ya bu her sene seçim olsun bu ülkede dedim ya. Seçimler yaklaştıkça Niye? Neden? petrol buluyorlar bunlar. Petrol Bulmuyorlar mı? buluyorlar. Aslında buldukları yok da yandaş medya işte
bu tür haberleri verdi ve Adana'nın heyecanlandıran haber Adana'dan. Tarım beşiği olarak bilinen tüm ülkeye nam salan Çukurova bölgesinde yeri de orası artık petrol bereketi yaşanıyor. 8-10 milyon varillik rezervin 800 milyon dolar değerinde olduğu söylendi. Uzmanlar da ne diyor biliyor musun? Ali, bu 8-10 milyon varillik rezerve ve 800 milyon dolar değerine Yaşıyor. Türkiye'nin 9-10 günlük petrol ihtiyacı. Eğer Şimdi doğruysa bile. Rabbim seçim öncesi bir kıyak Verdikçe yapmak verir. istiyor ülkeye. Bence yağmur olarak da yağabilir belirli bir süre sonra yani. Petrol değil mi? Petrol, evet. Fışkırır, gökyüzünden de petrol Yani yağabilir. çok 5 ay var önümüzde. Bence çok görmeyeceğimiz şeyler göremeyeceğimiz şeyler göreceğiz yani. Çok Yağdır harika şeyler Mevlam. olabilir. Yağdır Mevlam. Bak Evet. ama bak Erdoğan çok önemli bir açıklama yaptı. Kaçırmışsın. Ne o, hangisi? Dedi ki muhalefet için. Bunların derdi dedi ülkeyi yönetmek değil. Ülkenin gelirlerini kendi aralarında paylaşacak paravan şirketler kurmaktır dedi. Dervişin fikri neyse zikri odur diye bir laf var. Sen bilir misin? Paravan şirketler. Aklı Ya fikri belki de ona şey işliyor. düşünüyorlar ya biz yaptıksa onlar niye yapmasınlar? Şimdi aleme oradan bakıyor. Tabii. Herkes kendinden bilir. Herkes Tabii. kendinden bilir karşı tarafı yani. Tabii. Aynen. Bu yolsuzluklar deyince şuraya not, kağıdı köşesine not almışım. Metin Külünk'ün günah işleme özgürlüğü diye. Şimdi bu AKP'li Tosuncuklar oğulları vesaire vesaire bunlar malı götürürken Metin Külünk'ün tarihe geçen bir açıklaması olmuştu yıllar önce. Evet. Evet. Yıllar önce dediğimde 15, 17-25 Aralık yolsuzluklar ortaya çıkınca bunlar panik içerisindeydi. Habertürk'e çıktı Metin Külünk, Erdoğan'ın sırdaşıdır bu, çocukluk arkadaşı. Dedi ki insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale edilmiştir demişti Evet. 17-25 ile birlikte. Evet. Siyasilerin yolsuzluğu günah işleme özgürlüğüdür. Bunu ortaya çıkarmamalısınız. 17 Aralık operasyonu Allah'ın hududuna müdahaledir demişti bu muhterem biliyor musun? Şimdi günah işleme özgürlüklerini kullanmak istiyorlarsa daha kişisel şeyler yapsınlar. Böyle bir özgürlük bence de var. Yani Tabii inanana göre canım. ayrı var, inanmayana göre ayrı var. İşlersin günahını. Kendine Sonra özgü yap. cayır cayır yanarsın inandığın cehenneminde. Bu ayrı bir şey de. Bu anlattıkları şeyler günah değil. Bu anlattıkları şeyler suç, suç. Yargılanmaları gerekiyor. Günah başka bir şey. Ama aynı Günah zamanda da günah kaçmak. inandıkları din açısından da günah Ya milletin haram milletin yetimin lokmasını alıyorsan şimdi ben bunların neye inanıp neye inanmadığı konusunda net değilim yani. bunlar şeye inanıyorlar bak şu. Neye inandıkları yok bunların artık yani. Böyle. Tabii tabii Günah. tabii para para. Günah. Devam devam. Kahmış da bilmem neymişti. Başka neler Cenaze var? aracında esrar bulundu. Yuh. Cenaze Niye? aracında. Niye? Başka Niye araç yuh dedin? kalmamış mı? Niye yuh dedin? Yani polis araçları varken, savcıların arabaları varken bugüne kadar oralarda çıkıyordu. Bir zarar olmaz taşıdığın insana ölmüş. Ölmüş cenaze aracında. AKP'li belediye mi? Evet, Yüreğir Belediyesi. 5 AKP'li. kilo 810 gram esrar ele geçirildi ortaya çıktı cenaze aracında. Ya artık ölü diri her yerde narkotik, her yerde bir şey. Fışkırıyor Cenaze yani. arabalarıyla esrar taşıyorlar. Narkotik petrol gibi alttan da fışkırıyor, gökyüzünden de yağıyor. Tabii yağacak. Belki Tabii. esrar da yağar. Yar yar. Başka. Şimdi bakıyorum. Ben sana şimdi bak bir fotoğraf ekrana şimdi getireceğim. İzleyicilerimiz de baksınlar. Şimdi solda Hollanda Başbakanı. Çok seversin böyle şeyler. Çok seversin. Kıyaslamalara bayılırım ben. Sağda Çok Alman seversin. Maliye Bakanı işe gidiyor. Solda Hollanda Başbakanı işe giderken, sağdaki de Alman Maliye Bakanı işe giderken, ortadaki de bizimkiler Cuma'ya giderken. Niye Batı ile kıyaslıyorsun sen Türkiye'yi? Nereye kıyaslayayım? Kimlerle? Uzaylılarla mı kıyaslayayım? Yok Bilemem. artık niye Batı ile kıyaslıyorsun ki Türkiye'yi?
Artık Batı bloğuna ait bir Kore'yle. yer Ha değil ki doğru, işte. Kore'yle Ne? kıyaslayayım. Kuzey Rusya'yla Kore. kıyasla. Bağımsız devletlerle kıyasla. O Orta Doğu ülkeleriyle kıyasla. Batı'yla niye kıyasla? Çok ciddi söylüyorum. Artık kıyaslama Batı'yla yani. Doğru, kategori dışı. Lig farklı. Yani Tabii, lig kendileri de farklı. meydan okuyorlar zaten Batı'ya. Kendilerinin de çok istediği bir şey değil ki. Bu arada Batı dedin de aklıma Batı deyince Boğaziçi Üniversitesi geldi. Son Batılı kurumu. Son Batılı değeri. Türkiye'nin. Onu da işte gördüğün gibi bitirmeye çalışıyorlar. Oranın kayyum rektörü Profesör Doktor Melih Bulu'nun yüksek lisans ve doktora tezlerinde yaptığı intihal tamamen ortaya çıkarıldı. 32 kaynaktan 70 intihal yapmış. Şimdi Yani intihar deyince izleyiciler, belki kimi izleyici bilemeyebilir, gençler. Hırsızlık yani. Hırsızlık değil mi? evet, nasıl yapılıyor bu hırsızlığı? Almış kendi Akademik tezini. çalışmalarda nasıl yapılıyor? Evet, normalde başka birinin fikrini, bir çalışmadan bir fikri alırsınız, tırnak içerisine koyarsınız. Aşağıya alt not olarak kime ait olduğunu yazarsınız. Beyefendi 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunmamış. Koymamış tırnakları. Tabii. Niye koysun? Nasıl? Bu da kayyım değil mi? Kayyımdı bu adam. Boğaziçi Hayır. Üniversitesi'ne. Sen Kayyum. yakışıyor. Evet. Yakışıyor. Evet. Evet. Şimdi sen üniversite falan deyince garantili sahte diploma. O haber de güzel. O harika bir haber. Çok güzel. Tam dedim Tayyipistan'da bu olabilir. İnternette adamlar açık açık sahte diploma satıyorlar. 100 bin liraya hukukçu oluyorsun. Basıyorsun parayı, 100 bin lirayı. Hukukçu oluyorsun ve e-devlet üzerinden de görünebiliyormuş. Bunu da başarmışlar ve sıkıntı çıkmayacağı garantisini de veriyorlarmış bu çete. O nasıl veriyor onu? Poliste adamı var, bakanlıkta adamı var. Başka türlü nasıl garanti verecek? Ama o zaman yani AKP hükümeti süresince garantisini veriyor. Ya yani bu kadrolar kazık kakacak O halleri ebed yok yani. Kaç müddet, bu sene iktidar sonra değil. ebed Bir yer müddet. değişecek artık Ebed lütfen. müddet, ebed müddet gideceği için, o şekilde gördükleri için. Şimdi her şeyin de, fakülte diplomasının da farklı farklı parası varmış. Mesela lise diploması da veriyorlarmış. Lise diploması da veriyorlar. 8 bin lira demiş lise diploması. Üniversite diploması 15 bin lira en tercih edilmeyeni. Yüksek lisans 20 bin liraymış. Farklı farklı fakültelere farklı tarifeler. Fakat işin önemli tarafı tabii E-Devlet'te bunun görünebiliyor olması ve garanti vermeleri, sıkıntı çıkmayacağı garantisinin verilmesi. Dedim bu aynı işte tam Tayyipistan'da olabilir böyle bir haber. Çok acayip. Acayip bir olay. Gerçekten çok acayip. Hani bu rahatlık neyin nesi? Hani internetten yapıyor bunu. Rahat. Çok çok affedersin. Sahte diplomaya garanti veren poliste adamımız var diye ilandan mı korkacak yani? Değil mi? İlandan mı korkacak? Zannediyorum Şimdi. bunlar şeyde anlaşamadılar. İlgili birimlere, emniyete, bakanlığa primini vermede. Onlar da yakalayı ele ver. Başka türlü nasıl ele versin ki? Şimdi sen böyle hep İşte ihaleler, mihaleler, ilanlar, paralar, maralar kanalize oluyorsun oralara. Sayın Erdoğan'ın dediklerini kaçırıyorsun hafta Ne dedi? boyunca. Ne dedi? Dedi ki artık ülkemizin her ferdini partimizin üyesi olarak görüyorum dedi. Kafadan. Tek partili şeye geçtik yani artık şey gibi. Aha. Herkes AKP'li. Ya Herkes ben de AKP'li. yani hain desinler daha iyi ya AKP'li diyeceklerine. Ciddi diyorum yani. Ya herkese AKP'li demesin. Çok affedersiniz AKP'li. Çok affedersiniz AKP'li. Evet. Evet. Başka neler var? Yayının sonuna doğru geliyoruz. Hızlı bir Ne şekilde var? toparlayalım. Başka ne var? Başka başka. Valla ben şeyi çok sevdim işte. Cenaze aracında esrarı çok sevdim. Hoşuma gitti o benim. Ha, ben şununla bitirelim istersen. AKP ve MHP'nin oylarıyla red haberi çok fazla sık çıkıyor ya. Bir tane de şurada yuh kardeşim dediğim bir de şöyle oldu. IŞİD'le ilişkililerin vatandaşlık almasının araştırılmasına red dedi AKP ve MHP'nin oylarıyla. CHP, HDP, İYİ Parti mecliste bu konuyu önerdi. Dediler ki bu araştırılsın. IŞİD bağlantıları vatandaşlık mı veriliyor? Ne oluyor diye.
araştır dediler. Araştıramazsın kardeşim. Bence yeni bir karar alsınlar. Desinler ki hükümetimiz süresince herhangi bir şeyin araştırılması talebini reddedeceğiz. Artık getirmeyin. Ay, yormayın bizi ya. Yormayın. Hayır, her sefer reddediyorlar. Her hafta araştırma talebi reddediyorlar. Ya yok araştırma. Araştırma, dağılın kardeşim. Pardon, bitti ya. Araştırma yok artık. Bundan sonra yok araştırma. Taleple gelmeyin. Peki. Yayının sonuna da geldik Ali. Evet. Tayyipistan'dan seçmeler bunlar. Teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sabır diliyorum. İyi pazarlar.